Değerli izleyiciler, yeniden hoş geldiniz. Habere Doğru programımızın ikinci bölümündeyiz. Saatimiz tam 17 ve bugün 20 Nisan Perşembe. Mustafa Yeneroğlu ile birlikteyiz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de tabii seçim kampanyasının tam ortasında Deva Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçimlere giriyor. Çeşitli isimler var. Sizler de arasındasınız. İzleyicilerimizden gelen sorular da var. O seçim kampanyasını konuşacağız. Ama öncelikle bu son iki günde ya da dünden itibaren tartışılan bir konu var. Sizinle ilgili sevgili Nevşin Mengü'ye verdiğiniz demeçte hani o söyleneni iddia etti. Balyoz ve Ergenekon davaları hakkındaki sözlerinizle ilgili bir tartışma yaşandı. Evet. Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Yılmaz Özdil çeşitli tepkiler gösterdiler. O tepkilere siz zaten sosyal paylaşım üzerinde cevap verdiniz. Özetleyecek olursam sizin söylediğiniz şu. Ben dinledim ve not aldım. Ergenekon ve Balyoz'un bir bütün olarak içi boş, alakasız darbe girişimi olmadığını ve tiyatral iktidarın organize ettiği bir yaklaşım biçimi olduğunu benim kabul etmem mümkün değil. O dönemde yaşamadık değil. O dönemlerde devamlı siyasete müdahale eden generalleri unuttuk mu? Bizzat pozisyon olan arkadaşları unuttuk mu? Anayasa Mahkemesi hazine yardımlarıyla ilgili AKP'nin aleyhine karar verdi. Gün gelir o kararın nasıl çıktığını konuşuruz. Bugün de mukayese edilecek bir tablo yok tabii ki. Aslında tam olarak özeti bu galiba. Benim en azından aldığım notlar bu. Tabii tepkiler Ergenekon ve Balyoz'un bir darbe girişimi olduğunu ima ettiğinize yönelik tepkiler. İmanız bu muydu? Ne düşündünüz bu cümleleri söylerken? Şimdi şöyle, bir kere Ergenekon ve Balyoz davalarını bir kere birbirinden ayırmak gerekiyor. Davaların kendisini bir de bir işte bu Ergenekon ve Balyoz adı altında bu isimler sahiplenilir veya sahiplenilmez. Ama sonuçta bu duruşu temsil eden, öyle şöyle hiç demokrasiyi reddeden, askeri vesayeti tercih eden, gerekirse askeri vesayet olsun da AK Parti iktidarı olmasın şeklinde bir anlayışın o dönemde Türkiye üzerinde özellikle AK Parti iktidara geldikten sonra çok güçlü bir biçimde var olduğunu biliyoruz. Bunun sonuçta farklı farklı kollar olduğunu da biliyoruz. Bunların ilk dönemde özellikle iktidarı yıkmak için, ki iktidarı yıkmak için o dönemdeki gerekçeleri neydi? İktidarın demokrasi aykırı, hukuk devleti dışındaki tutumu falan değildi. O günkü iktidarla bugünkü iktidar arasında dağlar kadar fark var. O günkü iktidar Avrupa Birliği standartları doğrultusunda Türkiye'nin demokratikleşmesi için ortak akıl mekanizmalarını çalıştıran ve gerçekten Türkiye'nin farklılığını, çoğulculuğunu takdir eden, saygı duyan, bütün temel hak ve özgürlükleri genişletme konusunda bir çaba içerisine giren bir iktidardı. Bunu bir kere doğru tespit etmek gerekiyor. Yani bugün yaşadığımız rezaletle, bugün ülkenin felakete doğru savrulmasından hareketle o dönemin, bütün dönemi de çok kötülemek bana doğru gerçek gelmiyor. Ve aynı zamanda demokratik bir tutum olarak da gelmiyor. Bakın bunu da belirteyim. Ha, tartışılabilir mi? Tartışılabilir. O zihin dünyasında insanlar sonuçta bu duruma gelmesi doğaldı veyahut da böyle olacağı belliydi diye akademik tartışmalar da var. Ben bunları akademik düzeyde reddetmiyorum. Kategorik olarak elbette bunlar bu tartışmalarda değerli buluyorum. Buna bir itiraz etmiyorum. Ama şimdi bir de ülkede şöyle bir şey var. 21 yıllık enkaz. Ben buna katılmıyorum. Buna katılmamanın aynı zamanda bir demokratik duruş olduğunu da düşünüyorum. Sonuçta içinde bulunduğunuz bir partiydi o dönemde. Evet, ama ben biliyorsunuz şimdi hani içinde o dönemde bulunmasam da ben 2015'te Türkiye'ye geldim. 2015 yılında Tayyip Bey'in teklifini kabul ettim, onun üzerine Türkiye'de geldim. Belki de en kötü dönemlerinde maalesef geldim. Neti ondan sonraki süreci biliyorsunuz zaten. Fakat o dönemlerle ilgili özellikle AK Parti iktidarının ilk iki dönemi Türkiye'nin her açıdan geliştiği, ilerlediği, demokrasisini, vatandaşlarımızın refah seviyesini artırdığı bir dönemdi. Bunu takdir et, şu sebepleri şuydu ama şöyle olmuştu ama böyle olmuştu. Bunlar ayrı konular. Ama o dönemde de aynı zamanda yani kimse kusura bakmasın. Çok büyük yanlışlıklar da yapıldı. Siyaset üzerinde, demokratik siyaset üzerinde vesayet kurma çabaları, askeri tahrik etme, generalleri tahrik etme, generalleri siyasete davet etme, o vesayet mekanizmalarının sürdürülmesi noktasında ciddi bir çaba da vardı. Ha, şimdi diyecekler ki bu davaların bununla ne ilgisi var? Benim de zaten böyle bir iddiam yok. Ben bir zihin dünyasından bahsediyorum. O zihin dünyası Ergenekon
Ada altında sonuçta... Çok özür diliyorum Sayın Yeneroğlu. Kılıçdaroğlu kısa bir açıklama yapıyor, ona bir kulak verelim. Gelsen buraya istedim. Tamam. Buyurun Sayın Yeneroğlu. Ben de çekilmek istiyorum. Biraz. Bugün devleti için çalışan, yolsuzluklara boyun eğmeyen, haksızlıklara karşı duran bir devlet memurunu, saygıdeğer bir devlet memurunu ziyaret ettim. Memur Teoman'ı ziyaret ettim. Memur Teoman bir devlet memuru, saygın bir kişi, gümrükte çalışıyor. Kendisine teklif edilen rüşvetleri almayan, almadığı için biraz ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören bir kişi. Bu kişiye sahip çıkmak, devlete sahip çıkmak demektir. Çünkü bunlar partilerin memuru değil, partinin memuru değil. Bunlar devletin memuru. Dolayısıyla Memur Teoman'ı ve ailesini ziyaret etmek, onlarla oturup kısa da olsa bir sohbet gerçekleştirmek benim için çok güzel bir olay. Memur Teoman önümüzdeki süreç içinde 15 Mayıs'tan sonra inşallah çok daha güzel yerlerde olacak. Ve devletin gene itibarını, devletin saygınlığını koruyan, devleti için çalışan bir memur olarak görevini sürdürecek. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim. Şu anda devletin içinde olup, devlet memuru değil de parti memuru gibi davranan, her türlü yolsuzluğa bulaşan, 15 Mayıs'tan sonra acaba belgeler Bay Kemal'in eline geçer mi diye belge imha etmeye kalkan memurlara da, sözde memurlara da seslenmek isterim. Hangi belgeyi yok ederseniz yok edin ama Bay Kemal mutlaka o yolsuzlukların izini bulacaktır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını onların burnundan fitil fitil getirecektir. Bize bu devlete Memur Teoman gibi devlete sahip çıkan, aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var. Parti memuru olup da adı yolsuzluklara bulaşan kişilerle bizim işimiz yok. Bunları devlet kademelerinden tasfiye etmek de bizim görevimiz. Bütün memur teomanlara, devleti için çalışanlara, ülkesi için çalışanlara, vatandaşları için çalışanlara, onların hakkını teslim edenlere, onlara hizmet edenlere İzmir'den selam olsun diyorum. Bakınız Rıza Zarrab adamlarına telefon ediyor. Diyor ki ya gümrükten malı geçiremediniz. Rüşvet verin, istediği kadar verin diyor. Konuşma şöyle bitiyor. Rüşvet verip de memur Teoman rüşvet almayınca Rıza Zarrab'a şunu söylüyor. Teoman'a neler yaptım? Ne vaatler, ne şeyler. Yok ama yok. Adam almıyor. Yok diyor, almıyor adam. Yani bu adam dürüst adam. Dürüst adama, namuslu adama, ahlaklı adama sahip çıkmak da zaten Bay Kemal'in görevi. Hepinize teşekkür ederim. Bravo. Hepiniz sağ olun. İlk başkanlığınızda Atilay Ayçi'nin çalışma hava işten sizi Ankara'ya gelmiştik ziyarete. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Gençler sizin. İnşallah. Sağ olun. Hemen hızlı arkadaşlar, çok hızlı arkadaşlar. Yol çıkmadı. Haydi koş koş koş. Başkanım bir fotoğrafı bizden. Benim kartımı versene. Hemen çekin. Evet Rıza Zarrab o dönem Rüşen Bayar ile yaptığı konuşma sonrasında tapelere şöyle yansımıştı. Teoman'a neler yaptım, ne vaatler, neler verdim, yok adam almıyor şeklinde bir rüşvet teklifini reddettiğini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu o günleri unutmadığını, en azından o söylemi unutmadığını, sembolik bir isme sahip çıktığını göstermiş oldu böylelikle. Çok değerli bir tutum. Yani şimdi ülkede tabii her gün üst üste birkaç skandal yaşadığımız için gerçekten bazen unutuluyor da
bunların olayların unutulmaması, bu şekilde günümüzde gerçekçi olalım, bizi hayretler içerisine düşüren memurların varlığı, o dönemde o tutumu sergilemiş, o güce karşı, bir de mesele sadece para almamak değil ki. Para almadığınız zaman aynı zamanda hedef de oluyorsunuz. Çünkü evet, netice itibariyle ben sizden değilim, sizin dışınızdayım dediğiniz takdirde de o zaman aynı zamanda da hedef de olabiliyorsunuz. Yani başınıza bin bir sorun da gelebilir. Dolayısıyla böyle bir durumda bu tutumu sergilemiş insanlar gerçekten takdire layık. Böyle insanlara zamanı gelince ödüllendirmek lazım, devlet nişanı vermek lazım, örnek göstermek lazım. Yani o şartlarda o tutumu ortaya koymuş takdire şayan. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'tan sonra daha da önemli yerlere gelecek diye en azından o belki ödülünü söylemiş oldu. Atatürk Havalimanı kargo müdür yardımcısıymış o dönemlerde. Sonra bu olayı yaşadıktan sonra da Gaziantep'e sürülmüş kendisi. Bunu da hatırlatalım, izleyicilerimize aktaralım. Şimdi o dönem, yani Ergenekon Balyoz döneminin bir kumpas davalarına dönüştüğünü ve o dönemdeki iktidarın yapısı içerisinde bulunan FETÖ ve yandaşlarının askeri vesayete bir anlamda son vermek amacıyla iftira atarak, işte hayali videolar yayınlayarak ya da işte kasetler yayınlayarak bu insanları içeri attığına evet, yönelik işte bunları, söylem var. Bu evet, nedenle belki tepki. Kesinlikle çünkü bunlar zaten olmuş. Zaten bakın, bir, şimdi Türkiye'de şu anlaşılmıyor. Bir, verileri ayrı değerlendirmemiz lazım. Bir de bu verilerin değerlendirmesini ayrı olarak ele almak gerekiyor. Şimdi bir veriyi, vakayı, objektif bilgiyi konuşmak bile bu ülkede neredeyse imkansız hale getirilebiliyor. Niye? Çünkü her konunun bir ötekisi var, bir tarafı var, ona göre değerlendiriliyor. Şimdi o dönemde bu bahsettiğimiz yargı üzerinde, yargının siyasallaşma süreci FETÖ ile birlikte mi başladı? Gerçekçi olalım. Yargının siyasallaşması, özellikle ben de demin onu anlatmaya çalışıyorum. O 2000'lerin ortasındaki o siyasi aktörler üzerinden iktidarı devirme düşünceleri, hedefleri boş çıktıktan sonra ne oldu? Özellikle yargı üzerinde bu çabalar başladı. Zannedersem 2006 yılında olacak. Sabih Kanadoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı bir yazı, 367 meselesi, gündeme gelmesi. Askerleri tahrik etmeler, özellikle generalleri tahrik etmeler, başınızda eşi başörtülü bir cumhurbaşkanı ister misiniz, kabul eder misiniz şeklinde askeri tahrik etmeler. Ondan sonra muhtıra, Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davası açması. Ya bu meseleler hepsi böyle demokratik hukuk devleti ilkelerine, usullerine göre oldu da biz başka bir dünyada mı yaşıyorduk? Bunlar oldu, yaşandı. Ben o dönem Türkiye'de değildim. Ha, ne oldu? O dönemde AK Parti, o dönemde bunlarla mücadele etme adına başka bir yanlışa gitti. O dönem içerisinde de devlet içerisinde paralel devlet mekanizması kuran Fethullahçı yapıyla bunlarla mücadele etmek için onların herhalde oyunlarına geldi ki veya onların devlet içerisindeki kurdukları güçle özellikle bu şey askeri vesayeti yıkma konusundaki demek ki o süreçte ikna oldu bazı şeylerle ilgili ki, fakat bu davalar biliyorsunuz 2010-2012 yılında başladı. 2012 yılında başladığında bu davalar yargı içerisinde zaten bu mekanizmanın gücü çok ciddi bir noktaya gelmişti. Bu davaların içeriğini ben ne dedim? Tamamen içi boş olduğunu değerlendirmiyorum. Yani ben bugün bile çıksam Veli Küçük'ün sadece Güneydoğu'da işlenen cinayetlerle ilgili adı birçok konuya geçen, Hrant Dink cinayetine adı geçen o kadar çok meseleler var ki veya bu veya başka insanlar. Dolayısıyla bunları göz ardı edip tamamıyla, içi tamamıyla boştu. Davaların demiyorum. Oradaki sonuçta meselelerin, iddia edilen kişilerle ilişkilendirilen eylemlerin, bunlar sağlıklı bir biçimde ele alındı mı? Hayır, sulandırıldı, manipüle edildi, olmayan dosyalar eklendi. Ama mesela Balyoz'la ilgili Hilmi Özkök'ün cümlesi de var. Balyoz'la ilgili Hilmi Özkök şöyle bir cümle kurmamış mıydı? Dememiş miydi? Balyoz seminerinde amacı aşmışlardı, uyardım. Niye Özkök demişti acaba? Hilmi Özkök bu cümleyi kurmuştu, kendisi kurmuştu. Ya o dönemde yani her şey tamamen saçma sapaydı. Hayır, bu iş kumpasa dönüştürüldü. Özellikle Fethullahçı yapı bu işi manipüle etti. Manipüle edip
Niye? O vesayetin yerine kendisi geçmek istedi. O vesayetin yerine kendisi geçmek için bu manipülasyonları yaptı, bu hukuksuzlukları yaptı. Birçok insan çok ciddi zalimlik yaşadı. İşte Türkan Saylan olayı. Ya yaşlı bir kanser hastası, bir hanımefendiyi böyle gözaltına alma usulü, şov yapma edası yaparak, televizyon ekran kameralarıyla birlikte oraya giderek veyahut da onun ötesinde Kuddusi Okur. Korkunç zalimlikler yaşandı tabii. Ben bunlarla ilgili bir cümle kurmadım ki. Ben sadece o dönemle ilgili buradaki meselelerin tamamıyla içi boş olduğu konusuna, burada yüzlerce insan var adı geçiyor. Bu insanların tamamıyla masum olup olmadığıyla ilgili sağlıklı bir yargılama işlemedi ki. Bir de orada şöyle bir çarpıtma yaptılar. Sanki ben yeniden yargılanmalarını istiyormuşum gibi. Hayır, benim öyle bir cümlem olmadı, ima da olmadı. O dönemdeki sonuçta bir kere zaten yargıya kumpas bulaştığı zaman, sahte deliller bulaştığı zaman, o zaman o tamamen murdar olmuştur yani. Murdar olmuştur. Sonra yargıda, Yargıtay Anayasa Mahkemesi de zaten bu davaların kendisiyle ilgili buna karar verdi. Benim kastettiğim şey teknik olarak davaların kendisi değil. Bunların murdar olduğuna dair zaten hiçbir şey yok, şüphe yok. Ama bu davaların, teknik olarak bu davaların dışında o zihin dünyasının o dönemlerde ülkede egemen olduğu, demokratik meşruiyete ve hukuki yöntemler dışında da iktidar üzerinde vesayet çabaları içerisinde olduğu, o dönemde ülkeyi karıştırmak için birçok aktörün çok yanlış işlere bulaştığını belirtiyorum. Bunu da zaten hani tamamen boştu gibi kimsenin bunu iddia etmesi mümkün değil. Ha şimdi Muharrem İnce vesaire, Ümit Özdağ bu konularla ilgili aslında beni vurmak istemiyorlar. Onların derdi şu anda adeta karikatür bir muhalefet içerisinde oldukları için, ülkenin tamamen felakete gittiği bir ortam içerisinde Tayyip Erdoğan'a verdikleri destek görülmesin diye özellikle muhalefetle uğraşıyorlar. Çünkü kendi tabanlarında da ciddi kaygı içerisinde olan insanlar var. Onların yaptıklarını sorgulayan insanlar var. Siz iktidarla uğraşmak gerekirken muhalefetle nasıl uğraşırsınız? Bunu bir izah edin. Ve sizin finans kaynaklarınız ne şeklinde ciddi sorgulamalar var. Onlar da bu sorgulamalara cevap bulamadıkları için, gerçekten muhalefetin karikatür halini ortaya koydukları için yaptıkları şey, CHP'yi nasıl vurabiliriz? CHP'yi de benim üzerimden, Sadullah Bey üzerinden, başkaları üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Bir, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi, milletvekili değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığımız ortak çalışma ve işbirliği neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden aday olmuşuz. Dolayısıyla bizim üzerimizden Cumhuriyet Halk Partisi'ni vurmak zaten başlı başına ahlaki değil. Başlı başına edep dışı. Ama bu kişilere edebi hatırlatmanın bir anlamı yok ki. Yani sabah tarafına kadar yalan söyleyen, çarpıtan, meseleleri sonuçta kendi, bana göre yani çok faşizan emellere sahip olan ve Tayyip Erdoğan'ın otoriterliğine de aslında itirazları olmayan ve hatta daha ilerisi Tayyip Erdoğan'ın şu anda ülkeyi yönetme tarzına da bunların itirazı yok ki. Niye biz bu şekilde onun yerine biz bunu, bu imkanlara sahip değiliz? Muharrem İnce'nin derdi otoriter devlet değil. Muharrem İnce'nin derdi bu otoriter devletin sahibi, başında ben olmam lazım düşüncesi. Ki biz de neye karşı çıkıyoruz? Buna karşı çıkıyoruz. Yani Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adayımız birkaç yerde bunu ifade etti. Bu dönemdeki bu mücadele siyasi partiler arasındaki bir mücadele değildir. Bu dönemdeki yürütülen mücadele otoriterlerle demokratlar arasında mücadeledir. Şimdi Muharrem İnce otoriterlerin tarafında yer almış. Ümit Özdağ otoriterlerin tarafında yer almış. Bunlar doğal ama ben buna şaşırmıyorum. Çünkü bu arkadaşların zihin dünyası zaten öyleydi. Zaten öyleydi. Onun için boşuna demiyor ki Kemal Bey Cumhuriyet'i demokratikleştirmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dönüştürmek. Bunlar netice itibariyle olağanüstü gayretlerle, çabalarla ortaya konulan çalışmalar. Yoksa bugün toplumun geniş kesimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar destek alması da mümkün değildi. Bu süreci inşa eden ve otoriterliğe karşı bu mücadeleyi veren insana biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü neden? Ülke tekrar nefes alması gerekiyor. Bugün bizim çok farklı düşündüğümüz konular var mı? Var. Ayrı düştüğümüz hususlar var mı? Var. Her ayrı, konuda ayrı biz... parti olmanızın gereği zaten. Evet. Bu. Ama bizim şu anda ortak hedeflerimiz var. Ortak hedeflerimiz de ne? Ülkenin demokrasinin kırıntılarını kurtarmak. Ülkeyi tekrar hukuk devletine dönüştürmek.
insanların tekrar en temel haklarını kullanmalarını sağlayabilmelerini mücadelesi vermek. Biz bunu böyle bir işbirliği içerisindeyiz. Bunun için de son iki yılda çok muazzam bir çalışma ortaya koymuşuz. Bu çalışmayı da ortak işbirliği protokolü mutabakat metni olarak kamuoyuna yansıtmışız. Cumhuriyet tarihinde olmayan bir işi yapmışız. Bu işbirliğinin önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi tekrar içinde bulunduğu şu felaketten çıkartmak, kurtarmak, demokrasisini geliştirmek, güçlendirmek, refah seviyesini artırmak için muazzam bir çalışma ortaya koymuşuz. Buna odaklanmamız gerekiyor. O sebepten dolayı bu polemiklerle de artık uğraşmak falan da istemiyorum. Şimdi bir de insanlar şunu soruyorlar, peki Mustafa Bey böyle bir konuya niye girdiniz? Ya gazeteciler soru soruyor, sordular. Buna cevap vereceksiniz. Nevşin Hanım gazeteci olarak istediği soruları sorabilir. Yani demokrasiden bahsediyoruz, fikir özgürlüğünden bahsediyoruz, basın özgürlüğünden bahsediyoruz. Gazeteciler istediği soruyu sorabilir, siyasetçiler de sıkıştırabilir. Ama siyasetçiler de kendi iddialarına, kendi hakikat anlayışlarına yakışır bir tutum içerisinde olmaları gerekir. Dolayısıyla ben bu konuda eleştirilebilirim. Ama eleştirilerken sözlerim çarpıtılmaması lazım. Ben sanki çıkmış da Ergenekon balyoz davalarında gerçekten mağdur edilmiş, büyük haksızlıklara uğratılmış, büyük zulümlere maruz kalmış insanların acılarını, yaşadıkları kötülükleri göz ardı etmişim, hafife almışım gibi bir tutum içerisinde bulunuyorlar. Ama bakın size şunu söyleyeyim, ben sadece bu olayda bunu yaşamıyorum. Aynı şekilde biliyorsunuz 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası özellikle bu Gülen yapılanmasının, mahrem örgütünün, paralel devlet yapılanmasının bu ülkenin başına nasıl belalar ördüğünü ortaya koyuyorum. Ve insanlara da diyorum ki 1 milyon 800 bin üzerinde soruşturma yapıldı biliyorsunuz terör örgütü üyeliğinden. Diyorum ki bu konuyu bununla ayrıştırmamız lazım. Darbe teşebbüsüne katılan özellikle bu Gülen yapılanmasının mahrem yapılanması içerisinde bulunup devleti, devlete karşı, demokratik kurumlara karşı darbe teşebbüsü içerisinde bulunan insanları ayrı tutmamız lazım. Ve bu süreç içerisinde korkunç derecede mağdur edilmiş yüz binlerce insan var. Bunları ayrı değerlendirmemiz lazım. Şimdi bir taraf diyor ki bunu dediğiniz zaman hukuk diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Hukuk diyoruz, akıllarına başka bir şey gelmiyor. Bilmem işte FETÖ lafları. Ben Mustafa Yeneroğlu olarak nasıl Fethullahçı yapının vesayetine geçmişte de karşı çıktıysam, nasıl generallerin geçmişteki vesayetine karşı çıktıysam, bugün de aynı şekilde Tayyip Erdoğan'ın vesayetine, siyasetin vesayetine karşı çıkıyorum. Bu demokratik duruşun gereğidir, asgari gereğidir. Herkesi de buna davet ediyorum ama bakıyorum muhalefette bile bazıları bunu idrak etmekten uzak veyahut da dertleri otoriter devlet değil, dertleri bu otoriter devlet kimin rengine yönetiliyor, hangi ideolojiyle yönetiliyor. Ben buna itiraz ediyorum. Devleti üniforma giydirmeyin diyorum. Devletin kimliği olmaz diyorum. Adaleti ortadan kaldırırsınız diyorum. Yani bu meselelerin ideolojik boyutu da var. İdeolojik boyutu da var. Biz bu meselelerle ilgili yapmamız gereken şu, balyoz Ergenekon adı altında o dönemde yanlış işler yapan, hukuksuz işler yapan insanların yargılanmasıyla ilgili niyet doğruydu ama süreç çok yanlış noktalara gitti. Manipüle edildi, sulandırıldı, içi boşaltıldı ve çok büyük hukuksuzluklar yapılmış oldu. Ben bu hukuksuzlukları savunan, bu hukuksuzlukları destekleyen bir noktada hiçbir zaman olmadım. Aynı şekilde bugün de aynı durum söz konusu. Bugün de bu FETÖ terör örgütü davalarında korkunç hukuksuzluklar yapılıyor. Ona da karşı çıkıyorum ama ona karşı çıkarken de darbe teşebbüsüyle ilgili ortaya konulan duruşu, ortaya koyulan yaklaşımı tiyatro olarak da değerlendirmiyorum. Bu hakiki bir darbe teşebbüsüydü. Bu hakiki darbe teşebbüsüne karşı da hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyordu ve mücadele ettik. Ama ne yapıldı? Birileri aldı bu darbe teşebbüsünü, geçmişte olduğu gibi sulandırdı, manipüle etti, olmayan şeyleri kattı, hiç alakası olmayan insanları korkunç derecede mağdur etti. Geçmişte de bu yaşandı. İkisinden de ders çıkarmamız lazım. Dolayısıyla sonuçta birbirimize bilmem şucu, bucu, falancı, filancı bu gibi yaklaşımlar bu ülkenin yarınlarını zehirleyen yaklaşımlardır. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o dönemde başlayan işte Veli Küçük ismini söylediniz, dile getirdiniz. O ve ona benzer bir takım içeride işte askeri gücünü farklı olarak kullanmak isteyen bir yapının
yapıyla ilgili bir dava süreci başladı. Ama tamamen farklı ortamda. Bu çok kullanıldı. Taraf gazetesi ya da diğerleri tarafından da şişirildi ve beslendi. Fethullah Gülen örgütü, FETÖ örgütü tarafından. Ve sonuçta Ergenekon balyoz gibi bir dava, kumpas ortaya çıktı. Ve çok mağdurlar oluştu. Tabii. Şimdi de askerin geldiği, askerin şu anda bulunduğu ortamda herhalde çok hepimizin de çok gururlanabileceği bir ortam değil, bir yapı değil galiba. O konuda ne düşünüyorsunuz? Bugünkü durumu. Bugünkü. Yani şimdi bir kere ben demokratik, ileri demokrasilerde olduğu gibi askerin siyasetle ilgisi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Siyasete hiçbir şekilde karışmaması gerektiğini yani düşünüyorum. Tamamen bir siyasi partinin bir parçası gibi. Siyasetin, bakın siyasi partinin emri altına girmiş vaziyette. Evet, onu da, onu şimdi bir kere ordu, zaten ordunun başında Milli Savunma Bakanı vardır. Ondan sonra Cumhurbaşkanı vardır veya Başbakan vardır. İleri demokrasilerde işleyen neyse böyle olması gerekirdi. Bugün ordu öyle bir noktaya geldi ki geçmişte siyasete emir veren ordu bugün bir siyasi partiden, iktidardan bahsetmiyorum, yürütmeden bahsetmiyorum, kendi görev alanlarıyla ilgili meselelerden bahsetmiyorum. Tamamen görev alanları dışında, mevzuat dışında adeta siyasi iktidarın kendisini bir siyasi duruşu alkışlayan bir noktaya geldi ki bu da içler acısı tabii ki yani. Bakın nasıl, nereden nereye savrulma var. Geçmişteki de çok ciddi bir yanlıştı. Bugün de ortaya konulan çok ciddi bir yanlış. Ama maalesef bu tabii ki şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Sadece orduyu değil, Tayyip Erdoğan aynı şekilde yargıyı da devletin bu hale getirdi. Yasamayı da bu hale getirdi. Her şeyi bu hale getirdi. Ve bakın tekrar ediyorum, eleştirildiğimiz konulardan birisi olduğu için bu sadece şu anki anayasal düzenle ilgili bir mesele değil ki. Yani şu anki anayasal düzene uygun bir biçimde mi ülke yönetiliyor Allah aşkına? Yani şimdi Tayyip Erdoğan'a yargıya talimat ver şeklinde anayasada böyle bir yazı mı var, metin mi var? Meclise istediğin kanun teklifini gönder, istediğin şekilde yaptır, oradan geçir diye böyle bir anayasal düzenleme mi var? Yani ülkede anayasaya baktığın zaman kuvvetler ayrılığı yine geçerli. Bu kuvvetler ayrılığına uymayan, bu kuvvetler ayrılığını ezen, göz ardı eden, kendisini kuvvetlerin üzerinde konumlandıran, herkesi kendisine tabi kabul eden bir yapıyla şu anda karşı karşıyayız. Yani ülke herhangi bir anayasal gerçeklik içerisinde yönetilmiyor ki. Tamamen anayasal düzen dışında yönetilen bir ülke yapısıyla karşı karşıyayız. O sebepten dolayı yani bunu göz ardı edip de sanki bir de bu meselenin 2017 reformlarıyla ilgili, ben ona da katılmıyorum bakın. 2017 reformlarında, 2017'de bu anayasa değişikliklerinde hata, çok ciddi hatalar yapıldı. Bugün bunu net görüyoruz. Ben bunu defaatle kamuoyunda da açıkladım. Hiç böyle sonuçta hafife alınacak bir şey değil. O dönem içeride verdiğim mücadeleyi ben biliyorum. Ama netice itibariyle o anayasa değişiklik teklifine evet demememiz gerekiyordu. Kendi adıma söylüyorum, Mustafa İneroğlu. Büyük bir yanlış. Ama o anayasa değişikliği teklifine evet demekle biz şeye evet demedik ki, yargı üzerindeki vesayete evet demedik ki. Yasama üzerindeki vesayete emet demedik ki. Aldığı yetkiyi tamamen farklı bir şekilde çok kullandı. Çok farklı noktalara getirdi. Sonuçta böyle bir yetkisi yok zaten yani. Anayasaya göre böyle bir yetkisi yok. Gelen geçeni terörist ilan eden bir cumhurbaşkanı anlayışıyla karşı karşıyayız. Evet. Ülkenin yarısını işine gelmediği zaman, telefonla insanları cezaevine attıran bir cumhurbaşkanı anlayışıyla karşı karşıyayız. Bunun herhangi bir mevzuatla, herhangi bir kuralla, herhangi bir anayasayla uzaktan yakından evet, alakası yok. Müsaade ederseniz sadece 40 saniye bir aramız var. Reklam arası hemen. Geri dönüyoruz. Gittim. Milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım bulup getirdim. Sana söz, dünyanın en büyük yüksek teknolojiye sahip limanını kuracağım. 46 ülkeye doğrudan 7 günde deniz ulaşımı sağlayacağız. Türkiye'yi küresel ve bölgesel lojistik üssüne çevireceğim. Sana söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz.
Yeniden merhaba, tekrar yayındayız. Mustafa Yeneroğlu ile birlikteyiz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Kendisinin Nevşin Mengü'ye verdiği demeç sonrası oluşan tepkileri konuşuyoruz. Mesela Murat Ayral, meslektaşımız demiş ki, bu şahsın söyledikleri, yani sizi kastediyor, kişisel bir görüş değil, aksine partilerinin resmi görüşüdür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm iyi niyetinin ve çabasının da bu kişiler tarafından suistimal edilip kullanıldığını, seçilmemesi için de ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. FETÖ ve senin gibi tetikçilerine her daim hodri meydan diyor. Yani şimdi biraz önce konuştuk, belki Murat Ayra izlediyse bu görüşlerini yeniden gözden geçirebilir, bilemiyorum, ama ne diyeceksiniz buna? Yani sonuçta öylesine bir tepki oluştu ki sizin amacınıza herhalde uygun söylem şimdi değildi. Bir kere bunu yazan kişinin kimin tetikçi olduğunu zaten ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla bir gazeteci böyle bir dil kullanamaz. Bir gazeteci siyasi etiğe, basın etiğine aykırı, böyle gerçekleri ters yüz eden, çarpıtmayla amel eden bir yaklaşım içerisinde bulunuyorsa, bu gazeteciliğin çok ötesinde bir misyon ortaya koyuyordur zaten. Dolayısıyla burada FETÖ iddiasını, aynı zamanda ithamını kendisine aynen iade ediyorum. Korkunç bir şey bu. Bakın, terör örgütünden bahsediyoruz ya. İnsanda biraz utanma olur, az buçuk ahlak olur yani. Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi ya? İşin kolay aynen kısmı oldu. Evet, aynen kendisine iade ediyorum. Gibi çamur atma, bu cümleleri kuran kişinin kendisi de tetikçi. Ben sonuçta hayatım boyunca bu Fethullahçı yapının uzağından bile geçmemiş bir insanım. Hiç herkesin burada alkış tuttuğu, kutladığı dönemlerde bile ben kapalı yapılara her zaman karşı olmuş bir insanım. Bunu da her platformda dile getirmiş bir insanım. Dolayısıyla bizim sonuçta hukuk devleti diyoruz, demokrasi diyoruz. İşine gelmeyince o taraftan dayak yiyoruz, işlerine gelmeyince bu taraftan dayak yiyoruz. Bunu yaşıyoruz. Sonuçta böyle bir tablo ki, illa neticede Tayyip Erdoğan mantığından farklı bir mantık değil ki bu. Ya benim yanımdasın ya karşımdasın. Şimdi bu zihin dünyasına bu ülkeyi teslim edebilir miyim ben? Bak, adam ne diyor? FETÖ diyor. Tetikçi diyor. FETÖ'nün tetikçisi diyor. Böyle bir zihin dünyasına bu ülke teslim edilemez. Ha, bu noktada insanlar endişe ediyor diyorlar. Elbette endişe ediyoruz. Yani Kemal Bey'in bir tarafta muazzam gayretini, çabasını görüyoruz. Bir taraftan da bu zihin dünyasına sahip, otoriter devletle hiçbir sorunu olmayan insanları da görüyoruz. Bunlar bizi endişelendiriyor. Beni de endişelendiriyor. Ve eminim sokakta milyonlarca insanları da endişelendiriyorlar. Bu insanlar, şimdi AK Parti içerisinde çok insan var. Diyorlar ki, evet, bizimkiler ciddi hukuksuzluklar yapıyor. Sesimizi çıkaramıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Ama Mustafa Bey diyorlar, bizimkilerin yerine bir de bunların eline bu gücün geçtiğini görün. Bunlar sonuç itibariyle bu ülkenin başına çok daha büyük yanlışlar yapmazlar mı? Bunlar da sonuçta benzer tutum içerisinde olmazlar mı? Ben de diyorum ki, ilk önce zalimliğe dur diyeceğiz. Şu zulme dur diyeceğiz. Şu zulme dur diyeceğiz, nokta koyacağız. Ondan sonra bakın, demokratları destekleyin, demokratları seçin. Ha, yok mu diyorsunuz, yeterince yok mu diyorsunuz? O zaman kendiniz çıkın, alternatif olun. Yani iki aşırı uç görüşlerinden birini tercih et. Başka türlü ülkeyi hani huzura kavuşturmamız mümkün değil. İşte o da burada. Başka türlü ülkeyi huzura kavuşturmamız mümkün değil. Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız cümlesinin mücadelesini veren insanlara, onları göz ardı ediyorlar. Çünkü aslında bu arkadaşlar Kemal Bey'den de çok memnun değiller. Ondan da çok rahatsızlar. Ama şu anda dertleri köprüyü geçelim ilk önce. Ondan sonra bakarız, ideolojik mücadelelerimizi veririz. Hayır, yarın öbürsü gün bu zihin dünyasına sahip insanlar da devleti yönetmeye kalkarlarsa onlarla da aynı şekilde mücadele ederim. Çünkü bunların demokrasiyle, hukuk devletiyle, hukukun üstünlüğü tezleriyle uzaktan yakından alakası yok. Bunlar istiyorlar ki bizimkiler yönetime geçsin, istedikleri hukuksuzlukları yapsın, biz de bunları göz ardı edelim veya savunuruz. Bugün A Haber'in yaptığı da aynı değil mi? Bugün A Haber de aynı mantığı uyguluyor. Öyle birisi değil Murat Ağrı. O zaman kusura bakmayacak, kimseyi bilmediği, tanımadığı bir insanı böyle terör örgütüne yakınlaştırmakla, terör örgütünün tetikçiliğini yapmakla suçlayamaz hiçbir insan. Aklı başında, iyi niyetli olan bir insan böyle bir cümle kuramaz. Sizin haddini bilsin. Bugünkü açıklamanız, yani biraz önce yaptığınız açıklama, niyet doğruydu ama tamamen farklı yöne vallahi doğru savruldu. İsterse başka bir niyetli olayım. Olur mu öyle şey ya? Yani ben şimdi sonuç itibariyle Murat Ağrel gibi görüşmeyeceğim. O zaman FETÖ'nün tetikçisi olacağım, öyle mi?
Var mı böyle bir dünyaya? Murat Ayrel'e söz hakkı düşüyor. Çünkü verdiği şey... isterseniz bağlayın. Samimiyetle söylüyorum yani. Samimiyetle söylüyorum. Eğer sonuç hiç gerek itibariyle, yok bence. Yani eğer Murat Ayrel'e bağlanmak isterse memnuniyetle tabii. Yani bir izah etsin. Nasıl Mustafa Yeneroğlu'nu FETÖ'nün tetikçiliğiyle suçluyormuş? Edep haya diye bir şey var ya. İnsan biraz utanır yani. Peki, şimdi bu konuyu aslında geçelim çünkü bu konu konuşulacak çok konu var. Çok fazla size sorum var. Aslında çok da zamanım çok kalmadı. 16-17 dakikalık bir süre kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği, dün akşam yayınladığı videoyla ilgili görüşlerinizi almak istedim. Ali Babacan'ın da bir sosyal paylaşımı oldu. Onu Kutay belki şöyle arkamıza verir, gösterir. O da diyor ki böylesine ayrıştırmalı, işte kutuplaştırıcı dilden uzaklaşmak bizim arzumuzdur. Eskiden AKP'ye gönül veren kardeşlerime hitap et diyor. Önümüzdeki seçim aslında referandum. Bir tarafta mevcut tablo, diğer tarafta yeni bir nefes var. Biz özgürlüğün, adaletin, zenginliğin tarafındayız. Birinci sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu, ikinci sandıkta DEVA için CHP diyeceğiz diyor. Ne düşünüyorsunuz? Dün akşam ilk kez önce Kürtler dedi, bu kez Aleviler dedi. Bir paylaşım yaptı Kemal Kılıçdaroğlu ve gençlere hitaben yaptı aslında. Fakat az önce Gençlik Kolu Başkanı Genç Osman Kildik'le konuştuk. O dedi ki gençler zaten Kılıçdaroğlu gibi düşünüyor. Onlar üzerinden onların anne babalarına mesaj veriyor dedi. Ya da gençler sizin gibi düşünüyoruz, düşünüyorum demek istedi galiba diyor. Görüşünüzü merak ediyorum. Yani özellikle orada da ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasını dün gece dinledim ve gerçekten çok takdir ettim. Zaten dün geceden sonra zannedersem ben 3-4 saat önce baktığımda 50 milyonun üzerinde bir izlenme almıştı. En çok izlenen değil mi videosu oldu. Ha, bu demek ki bu çıkış demek ki gerçekten çok değerliydi, çok önemliydi ve iktidarın özellikle toplumun farklı kesimlerini birbirleriyle çatıştıran o dilin, o çabanın, özellikle ötekileştiren yaklaşımların karşısında çıkıp gururla ben buyum, bu halimle de bu milletin bir ferdiyim ve asıl meselelerimiz bizim bu değil demesi, kimliklerimizle uğraşmamız yanlış demesi ve bizim iyi insan olmamız, bu ülkenin iyi bir vatandaşı olmamız, bu ahlaklı olmamız, adaletli olmamız demesi bence çok değerliydi. Ben de onun üzerine şunu söyledim. Dün gece tüm farklılıklarımızı zenginlik bilerek barış ve huzur içinde yaşadığımız, devletin vatandaşına kimlik dayatmadı. Bakın bugün mesela kusura bakmasınlar, o dar anlayıştaki ulusalcı arkadaşlar buna karşı çıkıyorlar. Niye? Devlet kimlik dayatırmış. Hayır, devlet kimlik dayatamaz. Kemal Kılıçdaroğlu ortak Cumhurbaşkanı adayımızın duruşu devletin kimlik dayatmasını reddeden bir duruştur. Ya 10 yıllarca her türlü sıkıntıyı bu ülke çekti. Kürtler ötekileştirildi, Aleviler ötekileştirildi, geçmişte dindarlar da ötekileştirildi. Bunları yaşadık. Bunları aşmak gerekirken daha da eski ezberlerle hareket edip gelen geçeni ötekileştiren bir yaklaşım biçimi sadece iktidarda yok, muhalefette de var. Dolayısıyla ben Kemal Bey'in duruşunun sadece iktidara yönelik bir duruş olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda muhalefette de demokrasiyi paranteze alan, demokrasinin önüne başka kavramlar yerleştiren ve insanlar ilk önce aynileşsin, ondan sonra eşitleriz şeklinde bir mantığa sahip olan insanların da buradan ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Kemal Bey ne diyor? Devletin vatandaşına kimlik dayatmadığı bir tutumu ortaya koyuyor. Hiç kimsenin kendisini öteki hissetmediği, herkesin kendisini eşit vatandaş kabul ettiği, herkesin gururla ben Aleviyim, ben Sünniyim, ben işte Kürdüm diyebildiği, kimsenin bundan rahatsızlık duymadığı, bunu doğal kabul ettiğimiz, zenginlik olarak kabul ettiğimiz bir Türkiye hepimizin ortak hayali olması gerekiyor. O açıdan şimdiye kadar bu konuyla ilgili Kemal Bey bir açıklama yapmamıştı. Bir açıklama yapmadığı için de iktidar böyle bunu kullanıyordu. Çok incitici bir şey yani. Bir insanın sonuçta mezhebi kimliğini, etik kimliğini kullanmak, ima etmek ve toplum içerisinde ön yargıları kaşımak, beslemek. Bir de bu ön yargılar konusu da. Bu ön yargılar meselesi hepimizin ortak meselesi, ortak sorumluluğu. Niye bu ön yargılar var? Çünkü ötekinin hakkı, ötekinin hukuku, insan onuru ne olursa olsun
mezhepler üstü, dinler üstü, etnisite üstü bir birlikteliği sağlayamadık millet olarak. Sağlayamadığımız için daha da insanlar birbirlerini ötekileştirebiliyorlar. Çok özür dileyerek söylüyorum. Aleviden Cumhurbaşkanı olur mu lafları ne kadar ürkütücü değil mi? Ne kadar korkunç. Ama insanlar bunu söyleyebiliyorsa bu aynı zamanda AK Parti'nin ötesinde de 10 yıllarca sürdürülen o tek tipçi eğitimin de bir neticesi. Şimdi çıkacaklar ne demek istiyorsun diye. Ya ne demek istiyorsam onu demek istiyorum. Eğer otorite devlet anlayışını aşamadığımız sürece hiçbirimiz bu ülkede huzur bulamayacağız. Onu birebir bizler yaşadık yani. Bir Alevi olarak ben okulda Alevi kimliğimi ön plana çıkarmamam konusunda tembihliydim. Ne kadar korkunç bir şey yani, değil bu, mi? Bu benim yani, bundan, 60'lı yani, bakın, yıllarda yaşadığım şeylerden bahsediyorum. Ben Sünni bir Türk'üm. Benim için korkunç bir utanç vesilesidir bu ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ki bir de sanki bu ülkeye sonradan gelmiş bu insanlar. Şimdi aynı şekilde Ermeniler için de geçerli bu. Affedersin. Hristiyan azınlıklar için de geçerli. Yani insan bunları konuşurken bile inanın utanıyorum ben yani. Ve konuştuğumuz düzeye bakın ya. Bunlar çok yüzyıllar önce halletmemiz gereken, hiç sorunumuzun olmaması gereken meselelerdi. Ama Türkiye'nin gündeminde daha da bu konuşuluyorsa bu hepimizin ortak ayıbıdır. Ortak Cumhurbaşkanı adayımız çıkıp bu konuda tutum sergilemişse, asıl önemli olanın ne olduğunu ortaya koymuşsa bu çok değerlidir. Ben gerçekten çok takdir ediyorum. Çünkü son aylarda çok düşünüyordum. Hani ikide bir konuşuluyordu ya, şu ortamda bu ortamda ama seçilir mi? Niye? Şu şey kimliğe sahip. İşte bal gibi de seçileceğini göstereceğiz. Hı hı. Seçilmezse zaten bizim ayıbımız olur. O sebeple seçilmezse bizim ayıbımız olur. Meselemiz hiç bu olmaması lazım. Kişinin kimliği olmaması lazım. Kişinin duruşu olması lazım. Kişinin adaletli olması lazım. Kişinin yolsuzluktan, her türlü hukuksuzluktan uzak olması, insan onurunu esas alması, bu ülkeyi ehliyetle, liyakatla yönetmesi esas olması lazım ki bunun ötesinde herhangi bir kimliksel ötekileştiren gerekçeleri her birimiz kategorik olarak reddetmemiz lazım. Ben inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı kendisiyle ilgili acabalara sahip olan birçok insana da ya beni utandırdı, bu cümleler beni utandırdı, gerçekten sonuçta saygı duyuyorum ve bundan sonra ben de sonuçta bu ötekileştirmeyi ayaklarımın altına alıyorum demesi gerekir. Tayyip Erdoğan geçmişte demiyor muydu? Her türlü ne diyordu? Her türlü etnik milliyetçiliği, her türlü kültürel milliyetçiliği, mezhep milliyetçiliğini ayaklarımın altına alıyorum demiyordu muydu? Diyordu. Şu anda ne yapıyor? Tam tersini tam yapıyor. Tam tersini yapıyor. Samimi olmadığı kesin. Ve bu arada tabii hem Saadet Partisi'nin hem Ali Babacan Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin aslında Davutoğlu bir açıklama, o da Sünni başlığı altında bir paylaşım yaptı. O da bizler de Sünni olarak bu türlü ayrımcılığa uğradık. Aslında onun için Kemal Kılıçdaroğlu'yu çok iyi anlıyorum bu türlü ayrımcılığa uğrayan birisi olarak ya da dedi. Doğrusu şey yani, o da önemli aslında elbette, bu türlü partiler. Çünkü Türkiye'de bunlar yaşandı. Dindarlara da çok korkunç hukuksuzluklar yapıldı ama Alevi kimliği 10 yıllarca bu ülkede belki de 100 yıllarca ötekileştirilen, aman dikkat çekmeyelim, aman kendimizi ifade etmeyelim diyen bir kimlikti. Ben Bayburtluyum, kendi ortamımda biliyorum. Bizim Bayburt'ta birkaç Alevi köyü vardır. O insanların sonuçta yani böyle kendini sınırlamak, kendini ifade etmemek, kendi kimliğini böyle özgüvenle, rahatlıkla beyan etmemek, bu bir insanın yani psikolojisini de bozabilecek nitelikte bir şeydir. Onun için bu bir kere zaten Alevilere karşı ön yargıyla Aleviler mücadele edemez. Bunu Sünniler yapması lazım. Nasıl mesela antisemitizme karşı Yahudilerin tek başına mücadelesi yetmezse, İslam düşmanlığıyla mücadelede Müslümanların sadece mücadele etmesi yetmezse, aynı zamanda çoğunluk toplum mensupları ötekileştirmelere, ayrıştırmalara karşı çok daha fazla mücadele etmesi lazım ki. Çünkü asıl sorun o azınlıklar değil. Asıl sorun o çoğunluktaki o zihin dünyası. Evet, o azınlığa sahip çıkmayan çoğunluk azınlıkların bu türlü sorunları yaşamasına neden oluyor. Aslında çoğunluk sahip çıksa hiç böyle bir sorun yaşanmayacak.
Şimdi birkaç dakikamız kaldığı için kusura bakmayın böyle hızlı hızlı gidiyorum. Çünkü sizin asıl buraya çağırma nedenlerinden birisi bu yurt dışındaki Türklerin, vatandaşların oy kullanma durumlarıyla bir eylem planı hazırladığı, Deva Partisi olarak hazırladınız. Evet. Onun tanıtımını da yaptığı Ali Babacan'ın da bir açıklaması var. Onu da göstersin sevgili Kutay. Yurt dışı vatandaşlar eylem planı. Olayım. Evet, lütfen gösterin onu da. Şimdi... orada kaç işte gösterdi sonuçta yurt dışındaki vatandaşların devası hazır diye başlığı altında bu kataloğu gösteriyor Ali Babacan. Şimdi oradaki sayı nasıl oy kullanacaklar, o oylar nasıl buraya gelecek, nasıl sayılacak, orada bir güvenlik sorunu yaşanabilir mi, bu türlü konularda tereddütleriniz, endişeleriniz var mı, bize aktarır mısınız? Sadece 5 dakikamız var, 4 dakika hatta. O zaman kısaca onu belirteyim. Ben sandıkla ilgili teknik anlamda bir güvenlik sorunu olabileceğine ihtimal vermiyorum. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım. Nasıl sahip çıkacağız? Bir kere partilerin sandık görevlileri var. Sandık görevlilerinin ötesinde müşahitler var. Bunlar üzerine düşeni yaptıktan sonra bir sandıkta manipülasyon yapmak imkansız bir şey. Teknik olarak imkansız bir şey. Onun için bizim önceliğimiz ilk önce sonuçta o oyları toplamak, o oyların sandığa girmesini sağlamak olmalı. Yoksa bunlar yapılmadıktan sonra sandıktan ne çıkar, manipüle ederler vesaire falan. Bakın İstanbul seçimlerini manipüle edebildiler mi? Edemediler. İkinci turda. Hayır, ama seçimin yani teknik olarak manipüle edemediler. Teknik olarak sonuçta ne yaptılar? Yani olmayan şeyleri iddia ettiler. Ve oldu bittiye getirdiler. Ama teknik rakamları manipüle edemediler. İlk turda da Sayın İmamoğlu İstanbul seçimlerinde 13 bin oy öndeydi. Sonra da 800 küsür bine çıktı bu. Evet. Yani bu nasıl olabilir seçimle ilgili biliyor musunuz? Bazı çok ufak yerlerde, mesela 50 kişinin, 100 kişinin oy kullandığı yerlerde orada memurlar üzerine düşeni yapmazsa, görevlerini yerine getirmezse, orada birisi de ortamı domine ediyorsa zorla başkalarına şu veya bu biçimde oy kullandırtırabilir mi? Kullandırtırabilir. Boş şeylere oy kullandır ama bu toplamda bazı ufak tefek yerlerde olur. Teknik olur. Bu zaten bir suçtur. Ama bunun ötesinde seçimi belirleyecek, seçimin neticesini değiştirebilecek nitelikte bir manipülasyon bana göre söz konusu olmaz. Böyle bir imkan Türkiye'deki sistem sağlamıyor. Onu belirtmek istiyorum. Yurt dışında 6,5 milyon insanımız yaşıyor. Yani bizim çok geniş bir diasporamız var. Dünyada ileri demokrasilerin çok güçlü diasporalı politikaları var. Biz bu konuda maalesef çok gerilerdeyiz. Türkiye'nin de kuşatıcı bir yurt dışı vatandaşlar politikası olması gerekiyor. Bizim bütün dünyada 6,5 milyon insandan bahsettim. 3 milyon 300 bin seçmen var. 6,5 milyon insanımızın çok büyük bir bölümü, %85-86'sı, yani neredeyse yarısı zaten Almanya'da yaşıyor. Fransa'da, etrafındaki ülkelerde de olan yüz binlerce çok nüfus var. Büyük bir şeyi, yekünü bu ülkelerde. Siz de zaten çok iyi biliyorsunuz. Evet. Şimdi biz bunlarla ilgili dedik ki, yurt dışı vatandaşlara yönelik sadece noktasal, seçimlere odaklı söylemler ötesine bir kere diaspora politikaları başlığı altında, yani ana vatandan ayrılmış, uzaklaşmış, başka ülkeye yerleşmiş topluluk. Bu topluluğu bir bütün olarak görüp ilk önce Türkiye'de bu topluluğa sağlıklı bir bakış açısını gerçekleştirebilmek için yapısal dönüşümü sağlamamız lazım. Onun için yurt dışındaki vatandaşlarımız Türkiye'deki seçimlere haksız bir etki yapmaması için de kendi seçim bölgesi olsun. Kendi milletvekillerini seçsinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ihtisas komisyonu kurulsun. Devamlı o konunun gündeminde olsun. Bunun ötesinde kurumlarımızı tekrar elden geçirelim ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın birçok sorunu var. Bu sorunlarımızı da bu çerçevede veya bunun dışında ele alalım, çözelim diye bir iddiamız var. Türkiye'de şimdiye kadar özellikle altını çizerek söylüyorum. İlk kez. Bir siyasi partinin ilk kez bu şekilde, yani kuşatıcı, yapısal dönüşümü önceleyen bir yurt dışı eylem planı yayınladı. Bunun da aynı zamanda Türk siyaseti için çıta olmasını arzu ediyorum. Bunu da belirtmek isterim. Çok teşekkürler. Bir yurt dışındaki Türklerin sesi oldunuz aynı zamanda. Mecliste bir zamanlar. Şimdi de o meclise tekrar girecek. Niye öyle oldu? Bakın çok haklı bir saptamada bulundunuz. Eskiden benim öncelikli gündem buydu. Türkiye'de bunun için geldim. Ama bu politik alan lüks bir politik alandır. Temel toplumsal sorunlarınız olmaz.
Çözersiniz ondan sonra göç diaspora politikalarıyla ilgili. Ancak öyle. Biz girelim. Temellerin duruşmasına döndük ülke olarak yani. İşte şimdi 14 Mayıs bir milat olacak bu nedenle. Çok teşekkürler, sağ olun. Ayaklarınızı sağlık, buralara kadar geldiniz. Değerli izleyiciler, birazdan Evren Özalkuş sizinle birlikte olacak. Ana Haber Bülteni'nde bu konuştuklarımızın ayrıntılarını orada bulacaksınız. Ben de yarın bayramın ilk günü burada olacağım saat 16'da itibaren. İyi bayramlar diliyorum şimdiden. İyi bayramlar size de. Çok sağ olun.